Herkese merhaba, ben Tuğçe Oduvar. Bugün hep beraber Haziran ajandalarımızı hazırlayacağız. Hiç ara vermemişçesine hemen videoma başlıyorum. Yanda da fark ettiyseniz minik değişiklikler, yeni üyelerimiz var. Bu seramik kursunda yaptığım paletimde hazırladığım renklerim. Ben direkt boyamaya başlayayım. Kapak resminden de anlayacağınız üzere bu ayın teması... ismini koyamadım şu anda. Böğürtlen sanırım. Yani böğürtlen desek genellemeden direkt. Çünkü ben böyle dağ meyveleri, orman meyveleri, işte çiçek, böcek, işte kırmızı meyveler falan filan derken, orada eskizlerden atarken bir anda konu böğürtlene böyle doğru evrildi. Çok fazla bir yere evrilmemiş. Yani daha önceden çiçekten girip tornavidadan çıktığımızı düşünürsek bu aslında mantıklı bir evrim olmuş bence. Deneme çizimleri yaparken en çok böyle böğürtlenin görselliği hoşuma gittiği için ona yoğunlaştım. Sonra bir baktım ki bütün sketch defterim böğürtlenlerle dolmuş. Dedim fazla zorlamayayım o zaman. Bence güzel bir tema. Hiçbir fikrim yok. Bunlar yazın mı çıkıyordu, kışın mı, baharda mı? Ama çaktırmadan sanki Haziran ayıyla böyle böğürtlen çok bütünleşmiş. Herkesin bildiği genel bir bilgiymiş. Kayseri'nin kayısısı gibiymişcesine deyip, Kayseri'nin kayısısı değildi tabii o ama neyse. Üstünde durmadan neden bu temayı seçtiğimiz konusundan birazcık bahsetmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz benim her temamın altında yoğun felsefeler, düşünceler, derin duygular yatar ve bunları her videoda sizlerle paylaşırım. Şu an bu cümleyi kurarken arkadan da böyle ne kadar saçma bir şey uydurabilirim acaba bu tema için diye düşünüyorum. Aslında şöyle oldu. Geçen ay neden ara verdiğim hakkında şu an bir fikrim yok. Çünkü benim de bu Türk dizilerinde olduğu gibi bütün kamera sistemlerim bozuk ya da kayıtlar bir haftadan sonra siliniyor yani. Geçmişe dair, yani özellikle yakın geçmişe dair hafızam file not found şeklinde olduğu için çok hatırlamıyorum tabii ama bir sebepleri vardı, yapamadım. Ama hani içimde de kaldığı için birazcık Haziran'ı birazcık daha güzel yapayım falan dedim. Bir de Nikoş Canım'ın doğum günü Haziran ayında, bu ayın 13'ü de. Geçen ay 13 annemdi, bu ayın 13'ü de Nikoş Canım'ın doğum günü. Böyle ay onun da sevdiği bir şey yapayım, iki biki falan derken böyle çiçek böcek tatlış müthiş kelebekler vıcık 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 yapıyordum. Böğürtlen geldi aklıma, hoş. Biz onu böğürtlen topladığımızda yarısından çoğunu ben gömüyorum ama o da seviyordu yani, öyle düşünürsek aslında. Onun için yapıyorum adı altında kendim için yaptığım bir yatırım gibi görebiliriz ki evlilik dediğiniz müessese genel olarak böyle işliyor. Neyse, Nikon'un da sevdiği bir şey olsun, benim de olsun, birazcık yazalım satsın falan derken küçükken biz annemle böyle annemin iş yerinden dönerken bir yoldan geçerdik. Bu arada Karadeniz'in balta girmemiş minik çalılıklarından bahsediyorum şu anda. Böyle hep oralarda böğürtlenler olurdu. Ben de onları fıt 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 yiye yiye giderdim. Egzozlar, dumanlar, pislikler, böcekler, çişler, kakalar etrafına uçuyormuş, hiç umurumda değil. Yaşasın sokaktan topladığım meyveleri yemek ki neredeyse bütün çocukluğum sokaktan topladığım meyveleri yiyerek ağaçlara dalarak geçmişti. Aynı güzel yıllardı ya. Neyse, böyle annemle hep böğürtlen toplardık. Hatta ben böyle kırmızıları yem, onlar olmamış hani hastalanırsın falan derdi. Çaktırmadan kırmızıları da yerdim, siyah bulamayınca. Böyle çok güzel bir, aslında sanki yaz anısıymış gibi kalmış aklımda. Hiçbir fikrim yok gerçekten. Bu videodan sonra gidip bakacağım böğürtlen ne zaman çıkıyor diye. Keşke önden baksaymışım ama neyse, yapacak bir şey yok. Böyle işte güzel anıları, yaz anıları düşünürken bu geldi. Sonra Nikon'da sevdiğini birleştirip böyle böğürtlende karar kıldım. Ama ondan karar kılmadan önce bayağı böyle yazın gezilecek şehirler, sahiller, kamp, dağlar, çiçekler derken bayağı bir tema üstünden geçtim. Bu ayın temasına karar vermek gerçekten çok zor oldu benim için. Bazı aylar çok rahat gelirken bazıları gelmiyor. Hatta size sorayım dedim. Sonra böyle dayanamadım. Ya şimdi soracağım, anket yapacağım. İşte onun sonuçlanması uzun sürecek falan diye. İnsanlar zaten son zamanlarda yeterince anketlere katıldılar. Bir de ben de boğulmayayım diye. Bu temada karar kıldım. Aslında çiçek yapmak çok istiyordum. Ama çiçek çizmeyi sevmediğim için ondan vazgeçtim. Kendimi ne güzel çelişmişim değil mi? Çiçek yapmayı çok istiyor ama çizmeyi sevmiyor falan. Dövedim. Ama bu bizi şaşırttı mı? Tabii ki de hayır. Ama gene de, bak gene de biraz kendimi zorlayayım, hafif bir challenge olsun arada diye böğürtlenlerin çiçeklerini de ekledim. Böyle beyaz beyaz. Beyazla alakası hiç olmayan aslında. Aşırı boyayarak ağzını yüzünü dağıttığım çiçeklerle sayfamızı renklendireceğiz. Bu arada bir fiil neden böğürtlen felsefesini açıklarken bir 5 dakika boyunca konuşmuşum. Birazcık da çizimden bahsedeyim size. Bu fırçalarım videosunda paketini açtım, tüm fırçalarımı hunharca kullandığım bir video ile karşınızdayım. Markasına falan takılmadan ucuna baka baka seçiyorum böyle. Şu an elimdeki Dollar and Rowney'ninki. Bu turuncu olandan çoğu zaten Dollar and Rowney'ninki. Seviyorum bu fırçaları. Onun dışında ama genel olarak fırçalar hakkında bilgi edinmek istiyorsanız gidip o videoma bakabilirsiniz. Fırçalarım isimle bak. İyice bir YouTuber'a bağladım ben ya, seni çılgın. Olmuş 4 sene neredeyse iyice bir YouTuber'a bağladım diyor. Hoş, aktif olarak bulunduğum süre 4'ün altında. Resmen hani 4 senedir çıkıyoruz.
yapıyoruz deyip aslında aradaki toplam çıktıkları zaman 8 ay olan insanlar vardı ya, o şekilde bir hesaba geliyor benimki de ama olsun. Onun dışında boya setimine kadar göstermesem de kanalı hani bir kez şöyle kanal ucundan bile geçmiş olsanız bilirsiniz diye düşünüyorum. Yıllardır eskimeyen diyeceğim de eskidiğinde yanlışlıkla tekrar yenisi alınan bir Winsor & Newton Cotman serisi sulu boya setimi kullanıyorum. Ben renklerimi önden hazırladım ki bir de onun çilesiyle uğraşmayayım diye. Ama isterseniz sadece renk karışımları hazırladığımız bir video yapabiliriz. Hoş böyle ten renkler için yapmıştık ama alternatif birkaç skala hazırladığımız bir video da yapabiliriz ama şöyle bir şey var tabii, renk skalası gerçekten çok hani zevke girdiği için herkese hitap edeceğini düşünmüyorum. Hani ten renkleri evet gibi genel olarak gerçekçiliğe uyması için bazı renkler arasında kalmak gerekiyor ama şu an hiç bilemedim. Vallahi öyle bir fikir attım ortaya ama ucu gelmedi. Sizin aklınıza gelirse buna bir alternatif bana söyleyebilirsiniz. Renklerin içine böyle sadece hani böğürtlen hani pembe, turuncu, kırmızı, bordo, mor, lacivert derken bayağı bütün renkleri kullanmışım ama bu skalada kalmayayım diye cümleme böyle başlamıştım ki skalamın aslında bayağı geniş olduğunu fark ettim. Araya böyle sarılar da sokuşturmak istedim. Birazcık böyle bahar etkisini, o güneşin üstüne vurmuş etkisini katsın diye. Siz de böyle bir çizim yapıyorsanız böyle ışığın geldiği tarafa karar verdikten sonra o tarafları hafiften böyle taban rengi olarak bir sarı, bir turuncu bir renk atıp daha sonra üstüne pembeleri, morları boyayabilirsiniz. Ne kadar uyum, yani ne kadar renk demeyeyim de ne kadar tek renkten kaçarsanız bir objeyi boyarken, özellikle doğal objeleri, her zaman daha gerçekçi ve daha güzel görünür o. Neyse, taban renklerimi aslında şöyle bir attım, daha sonra detaylı gireceğim üstüne ki kalemde girmesem bile bence çok güzel olurmuş ama pilot kalemim tabii ki de her videonun vazgeçilmezi olaraktan. Bu arada o aldığım bütün pilot kalemleri kırılıyor demiştim ya. Bu son Mohikan olarak kaldı. Çatır çutur yazıyor. İçindeki işte bitince diğer o kırılan varoşların içini çıkarıp nasıl ezdi onları ama kardeşlik biz. Onların içini çıkarıp buna takacağım ama her video başlarken içimde böyle minik bir panik atak geçiriyorum. Videonun sonunda bu kalem biterse bir alternatif. Bir de kendine o kadar özgü ki çizgileri belli olur yani. Kalemin değişti. Böyle bir risk alıyorum. Böyle diyorum ya biterse videonun ortasında ama Tuğçe hadi bakalım adrenalin doruklarda diye. Hayatta aldığım en büyük risk bu. Evet. Gerçekten çok heyecanlı bir hayatım oldu. Buradan siz de anlamışsınızdır herhalde. Neyse, pilot kalemine detaylandırma yapıyorum. Bunu da olabildiğince ya benim burada ışığım sağdan geldiği için objelerin sol taraflarına ağırlık vererek koyuları giriyorum, gölgeleri düşüyorum. Birkaç tarama da yapıyorum. Hani birazcık daha öne çıkarsın objeleri diye. Ama gerçekten tarama yaparken şu sağ taraftaki çiçeğimi kuyu canavarına döndürdüm. Lanet olsun, ne yaptım bilmiyorum. Ne zaman ne yapacağımı bilmem. Çiçeklerde emin değildim nasıl boyayacağımı. O zaman ağzına sıçılır zaten çizimin. Bu noktada da öyle bir şeyle karşılaştık. Ama iyi oluyor. Böyle kötü örnekler olunca güzellikler daha çok öne çıkıyor deyip böyle kurtarmaya çalışıyorum. Bro. Neyse, üstüne fazla durmuyor değilsiniz. Üstüne renkler falan atarak geçiştirmeyi kurtarmaya çalıştım. Ama ne kadar çok oynarsan genelde o kadar çok bozuluyor bir şey. Onun dışında böyle kalemle oynadıktan sonra arkasına geçirmekten korktuğum için çok fazla boya uygulayamıyorum aslında. Esas böyle çiçek böğürtlence derken kat kat böyle sulu boyanın da etkisini kullanarak çok güzel çizimler yapılabilirdi. Ama benim bu ajandam çok gramajı yüksek olmadığı için bu sol taraf geçerse çok bir sorun değil. Hani sallamışım önceki ayda, sağ tarafı olabildiğince arkaya geçirmeden boyamaya çalıştığım için katmanları az tuttum. Yani iki katman gene de bayağı iyi de benim normal standartlarımda ondan aşağı yapmadığım için benim için bayağı az. Sadece birazcık renklerin üstüne böğürtlenleri ortaya çıkarsın diye, sadece kalemle çizilmiş gibi kalmasın diye birazcık renk atıyorum. Bunun da hepsi aynı renk olmasın diye, ki doğada da öyle değildir. Kimisini mor, kimisini daha böyle pembe, kimisini hafif kırmızı, turuncu, sarı arası, kimisini de daha mor, lacivert arası boyuyorum. Böyle çeşitli olduğu için her zaman daha güzel duruyor. Aynı şekilde boyarken de fark etmişsinizdir. Sol taraflara böyle, yani ışığın daha az vurduğu taraflara koyu renkleri daha fazla uyguluyorum. İsterseniz tamamını böyle bir boyayıp daha sonra beyaz kaleminizi alıp böyle pıtı 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 noktacıkların üstüne ışık da verebilirdiniz. Yani o da bir seçenek. Ben burada nedense üşenmeyip, ki her videomda aslında gayet net bir şekilde üşenirim bazı şeylerden. Yalnız şaka gibi ya. 8 saat falan resim çizerek video çekip sonra kendime üşengeç demem. Siz, sen kim köpek, şu an kendimle çelişirken kavga da ettim. Üşenmemişim. Daha da fazla üşenmeyip böyle heyecanlı bunları boyadım
Ki eğlendim bayağı yaparken. Meyve sebze çizmeyi zaten hep çok severdim. Böyle bir hobim var. Hobim meyve sebze çizmek işte. Domatesinden, biberine, patlıcanından, marulundan hepsini çizdiğim için lise hayatım boyunca böyle aramızda güzel bir bağ oluşmuş. Gerçekten Güzel Sanatlar Lisesi'nde bize böyle realistik çizime alışalım diye meyve sebze çizdilerdi ki hani bir tane böyle biberi kesip 3 hafta hayatta tutmaya falan çalışıyorsun. Başka biber kesemezsin falan. O zamanlar tabii öyle makrolu fotoğraf makineleri de yok. Bir yıl gene 1803, bunu da belirtmeden geçmeyeyim. Çünkü her videomda mutlaka taş devriyle ilgili minik göndermeler yapıyorum. 1803'te taş devri yaşandığını düşünüyor değilim. Oraya takılmayın. Sayılarla ve tarihle ve genel mantık çerçevesinde konuşmadığımı muhtemelen şimdiye kadar zaten anlamışsınızdır. Neyse gene bir konudan konuşuyordum sanki de saptığımı hissediyorum da çizimi anlatıyordum. Çizim hakkında da anlatılacak çok çok fazla bir şey yok. Söyleyebileceğim hemen hemen her şeyi söyledim. Tek şöyle bir durum var. Ben böyle bazı yerleri renklendiririm, bazı yerleri renklendirmeden sadece işte kalemle tarama yaparım. Bazı yerleri de renklendirip kalemle hiç tarama yapmam. Böyle üçgen bir şekilde bir komba kurmuştum. kafamda ama videoya başlarken kamera çekiyor mu, çekmiyor mu, ergenlik yapıyor mu, fokusu kaydı mı diye. Çünkü artık son videolarda iyice beni çıldırtmaya başladı. Sürekli fokusu kayıyor. Delirttiği için ona bakmaktan, ne yaptığımı fark etmeden bildiğin şey her yeri boyamışım çaktırmadan. Sanırım sonra da gidip her yeri de taradım çaktırmadan. Böyle tam istediğim gibi olmadı ama aslında şu tatlarda bıraksam böyle hafif koyulu hafif koyusu yarısı bitmiş yarısı bitmemiş çok da güzel bir etkisi olurmuş. Siz bu noktada kalemlerinizi fırçalarınızı kenara bırakıp kağıttan uzaklaşabilirsiniz. Bu tatlara bence gayet güzel. Ama ben tabii de devam ediyorum. Hiçbir zaman neredeyse tadını bırakmayı başaramadım çizimlerimi. Bu da yıllar geçtikçe öğrenilen bir şey. Hala umudum var yani. Neyse çizimi bir kenara bırakıp daha önemli şeylerden bahsedeyim. Kimse bu videoyu çizim için izlemiyordu. Birazcık Haziran planlarımızdan bahsedeyim. İlk olarak yarın seçimimiz var. Umarım hepimiz için güzel, kalplerin havada uçuştuğu bir sonuç çıkar. Lütfen oy kullanabiliyorsanız gidin kullanın. Zaten sonuç belli demeyin, hiç belli olmaz, bir oy bir şey fark etmez demeyin. O milyonlarda bir oluştu de şu an sizde kamu spotuna bağlamadan şunu söyleyeyim. Kullanabiliyorsanız gidin oyunuzu kullanın ki haklarınıza, ülkenize, özgürlüğünüze sahip çıkmış olun. Çünkü gerçekten ileride böyle bir hakkımız dahi olmayabilir. Ve umuyorum ki bu seçimden sonra öyle güzel haberler alırız ki çok güzel bir yaz başlangıcı olur hepimiz için. İlk olarak bunu umalım. Onun sonrasında Haziran için çılgın planlarınız var mı bilmiyorum. Birçoğunuz için sanırım sınav, okul bitimi. Yani önceden öyleydi. Hala öyle bilmiyorum. Önceden dedi gene 1803. Hani taş devri vardı ya oradan bahsediyorum. Daha çok böyle sınavların olduğu, okulların bittiği, yaz tatilin başladığı hem stresli hem de çok güzel bir aydır. Sınavı olanlara başarılar diliyorum. Tatile gidecekleri iyi tatiller diliyorum. Hepinize iyi şeylerim gönderiyorum yani şimdi tek tek söyletmeyin hepsini de. Varsa öyle önemli gelişmeler, evlenecekler mi evlenecekler, boşanacaklar. Hepinize başarılar diliyorum. Böyle başlıyor çünkü müesseseye giriş bu şekilde oluyor. Benim planlarımda her Haziran'da olduğu gibi Nikon'un doğum gününe denk getirip bir tane tatile gitmeyi planlıyoruz. Bu seneki hedefimiz Peru oldu ki 2 senedir Peru'ya gitmeye çalışıyorduk. Gidemiyorduk. Hani gidemiyorduk aslında şu şekilde açıklayayım. Bizim Nicole planlarımız, tatil planlarımız son 3 hafta ile 2 hafta arasında gerçekleşir. Bazen son 1 haftayı bıraktığımız o en son tatilimiz son 1 hafta planlayıp gitmiştik. Böyle konuşuruz şuraya gidelim çok güzelmiş buraya gidelim falan diye. Hadi gidelim falan gideriz şu tarih gideriz deyip 1 hafta kala böyle oturup bütün uçak biletini en pahalıdan aldıktan sonra geri zekalı gibi biz asla böyle yapmayalım deyip tekrar aynı şey yaparız. Neyse Peru'ya da bu şekilde gidemiyorsun çünkü orada Machu Picchu'ya Inca Trail'den böyle yürüyerek bir 4 günlük 5 günlük bir hike'a katılacağız. Yani yürüyerek Machu Picchu'ya çıktığın bir adventure, bir macera mı var ne diyeyim öyle bir yürüyüş seçeneği var. Biz de bunu yapmak istiyoruz ama bunu normalde 2-3 ay öncesinden ayırtırman gerekiyor. Sınırlı sayıda her gün 200 kişi mi öyle bir şeye girebiliyor. Onu da yani bizim gibi geri zekalılar tabii de yapamaz çünkü son ana bıraktığımız için hep dolmuş oluyordu. Bu kez bir tık daha kendimizi geliştirdik. Pokemon gibiyiz maşallah. 2 ay kala, yok 2 ay değil ya. Ne kadar iyimserim. 1 ay kala kararları verdik. İşte biletlerimizi daha henüz alma aşamasındayız. Böyle gidip bir Inca Trail'e katılıp Allah'ım lanet olsun nereden geldim ben buraya diye kilometreler harca dağın başına doğru çıkıp küfür edeceğim. Yani kendime hediyem de bu olsun diye. Challenge diye gerizekalı ne yapacağını şaşırdım.
Yani aslında bu benim Mayıs ayımda, Haziran'ın başında birazcık bunu hazırlanarak işte dağa tırmanma, ne kadar merdiven varsa onları çıkıp böyle kendime antrenman yapma. Ama böyle çok heyecanlı, anlayacağınız üzere bir tatil bizi bekliyor gerçekten. Ama ironiyle başladım ama çok heyecanlı bir şey beni bekliyor. Sonrasında Türkiye'ye gelmek istiyorum. Evet, sonuç olarak en sonunda Türkiye'ye gelmek istiyorum. Biraz da seçimleri bekliyordum ama hani ailem, arkadaşlarımı, kebapları, hadi yalanı bırak ya, kebap ayranı özlemiş olayım. Tamam, çok özlediğim insan var işte, akrabalarımı görmek istiyorum. Biraz kebap amap yemek istiyorum. Belki sizle bir toplantı yaparız da, bilmiyorum, yıl olmuş 2023 Tuğçe, artık YouTuber toplantıları olmuyor şekerim. Sen çok geride kalmışsın gibi bir yorum da gelebilir. Lütfen öyle bir şey varsa bana bildirin. Ben bayağı bir update etmediğim için durumları, çok ne oluyor, ne bitiyor, nasıl gelişiyor olaylar haberim yok. Ama sizlerle bir buluşma gibi bir şey organize edersek o da tatlı olabilir. Bu arada dır 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 konuşup beyninizi şişirken, bu arada kendimi de başı ağrıyor. Yani başım, kendi konuşmasından başın ağrılar geliyor. Konuşurken de konuşma kısmı çok eğlenceli. Ama kuruya girdiğim anda lanet olsun, niye bu kadar konuşuyorsun Tuğçe, yeter diye böyle kendi ağzıma fıç 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 diye hızlandırılmış iki tokat atasım gelmiyor diye. Neyse, konuşurken çizimi bitirmişim. Çizimin genel hali, renk skalası şahane olduğu için hiç alçak gönüllülükle falan vakit kaybedemeyeceğim. Çok güzel duruyor. Ve Jun'da da geçenki font videomda en çok beğendiğim jelibon ayıcığa benzeyen bir font var diyordum. Onu kullandım. Daha sonra da böyle sağa sola birazcık fırçayla boya sıçratıyormuş efekti falan filan yaptım. Gene dayanamıyorum yani, bir sürekli gözüme güzel görünmeyen yerlerini fıtı fıtı kalemle düzeltme, bir şeyler daha eklemek. Yani bir noktada gerçekten Tuğçe yeter bırak diye böyle kalemi elimden zorla bıraktım. Çünkü sürekli bir şuraya da bir şey mi yapsam, burası pek olmadı, birazcık şurayı mı düzeltim, buraya da bir çiçek varmış, kelebek konmuş da derken artık bir 500 saat falan, hani hızlandırılmış izliyorsunuz siz ama ben orada gerçekten ömrümden ömür gidiyor yani, kendimle çelişe çelişe. En son minik minik noktalarımı, küçük detaylarımı da ekledikten sonra bu sayfanın tasarımının sonuna geldik. Şu soldaki kuyu canavarı dışında bütün tasarım çok hoşuma gitti. Şurayı böyle bir kapatırsak gideri bayağı var aslında. Benim hoşuma gitti, umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi geçelim hemen bir sonraki sayfamıza. Bu giriş sayfam zaten çok amşan bir, "Oh, çılgınsın Tuğçe, seni çılgın, nasıl da böyle bir fikirle ortaya çıktın" diyeceğiniz bir şey tabii ki de yok. Kocaman bir takvim koyacağım ama hani genel temadan da artık kopmanın bokunu çıkarmayalım diye üstte birkaç tane böğürtlen sallayacağım buraları. Bu arada konuşmam değişmiş mi? Çünkü yaklaşık 3 gündür ara vermeden tutkun boğuşmak şov izliyorum ve böyle hani yaralı yaralı güldürdü beni bazı noktalarda. Ve şey olur ya, böyle birisine çok maruz kaldığınızda konuşmanız ona benzer. Benimki de ona benzemiş olabilir. Ay, eğlenceli adam, neticede benzemesinde çok bir sorun yok ama böyle bir gereksiz bilgi vermek istedim size arada. Neyse, üst taraftaki böğürtlenlerimin aynı bir önceki sayfada olduğu gibi alt taban renklerini atıyorum. Daha sonra cum başlığımı atıyorum ama bu kez hani birebir aynısı olmasın diye skalada kullandığım hemen hemen her rengin böyle bir karışımı. Yine rengin derken E'lerimde bir yavşaklık var benim. Onu hala düzeltememişim ama yapacak bir şey yok. Artık minik Karadenizli. Hamsi her zaman hamsi. Genel sayfamın tasarımından bahsedeyim biraz. Çünkü gerçekten çok ilginç. İnanamazsınız. Böyle bir şey görmemişsiniz hayatınızda. Her seferinde böyle kocaman takvim yerine bir şey yap, Tuğçe değiştir şurayı dediğimde, ne zaman değiştirsem sonra niye değiştirdin gerizekalı, önceki çok kullanışlı deyip Kürtçü dükkanı misali bu şemaya döndüğüm için, bu şablona döndüğüm için daha fazla değiştirme, yenilikçi girişimlerimi, yani bıraktım da diyemeyeceğim şimdi, bana güven olmaz ama ara verdim. En azından bunda böyle kocaman bir takvim olacak. Sonunda sonunda süslemeler olacak. Ben genelde gidip bu kutuların içlerine randevularımı, işte yapılacaklarımı, hatırlatıcıları, böyle gün gün planlamam varsa, bazen haftalık planımı bile o kutucukların içine yapıyorum yani. Hani pazar günü oturup hafta sonu bir bok yapmadın gerizekalı, azıcık çalış bu hafta dediğim zamanlarda böyle kendimi gaza getireyim ve suçluluk seviyemi aşağıya çekeyim diye böyle pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cumaya, hatta bazen kızmalamayıp cumartesiye kadar, gerçekçi değil bu kısmı evet, böyle full çalışma programıyla dolduruyorum ki şey olsun, ne bileyim, bir amacım, bir gayem, bir şablonum, düzenim. Freelance çalışan bir insana gerçekten birisi gelip de çalış, mesai saati başladı, sen neredesin demediği için kendi kendinize patronluk tasladığınız iğrenç bir ilişkiniz oluyor kendinizle. Bu şizofren konuşmaların temeli bu işte. Neredeyse 10 senedir freelance bir şekilde çalışmanın sonucu bu. Yani arkadaşlar, aslında o kadar da güzel bir şey değil. Yan etkileri var yani, güzel bir şey de böyle yan etkileri var. Yani şu an size de bayağı bir yansıtıyorum o yan etkileri zaten. Neyse, minik minik sebzeciklerim yalnız, karpuz, kavun, pırasa, lahana falan, onlardan atıyorum. Şu an yalnız lahana falan çok güzel olmaz mı? Lahana, havuç,
İşte ne bileyim patlıcan, kabak. Böyle günlük hayatımızda gördüğümüz canım meyvelerim. Sanki her gün böğürtlen yiyorsun, böğürtleni koymuşsun oraya. Birazcık daha böyle Anadolu meyvelerini kullansana. Böyle bir temada işleyebiliriz. Şu an ben bir yükseldim. Siz ne diyorsunuz? Bu arada Temmuz için temamı buldum bile. Yani daha Haziran'ınkini bulmadan Temmuz'unkini bulmuştum. Ama Ağustos için her türlü öneriye açığım. Varsa Tuğçe şunu yap, bunu yap diye. Sonrasında zaten kabağı şeyimeyi kışlık meyve adı altında da iktirebileceğimiz için onu daha sonraki aylara saklayabiliriz. Ama her zaman önerilerinize açığım. Neyse ne yaptığımı anlatacağım diye başladığım cümleleri sürekli ne yaptığımı anlatamadan başka bir yerlerde kabaktan falan çıkıyor. Ay çok eğlendim kendi kendime. Neyse zaten çok da anlayacak bir şey yok yani. Bu kez tarihlerde bir tık değişik olsun diye onların altına böyle tabanlarına kullandığım renklerden mini mini fıtı fıtı böyle topçuklar serpiştirip kalemimle onların üstüne yazıyorum tarihleri. Şöyle 13'ümün yanına da kalpçiğimi koyayım Niko Cancığım için diyorum ve bu noktada bu sayfanın tasarımının sonuna gelmiş bulunuyorum. Yani çok da iyi oldu mu bir hoşuma emin olamadım ya. Bir saniye bir. Şuraya bir iki tane daha böyle arka plan börtlerini serpiştirsem bir derinlik olsa daha güzel duracak. Hepsini aynı koyulukta boyamışım salak gibi. Onun için bir derinlik olmamış, bir de Junya'sı böyle arkada çok boğuk silik kalmış. Onu biraz öne çıkarmak için şöyle çok sulandırılmış renklerle, çok açık renklerle birkaç börtten attıktan sonra bu sayfa tasarımının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Geçelim bir sonraki sayfamıza. Buranın genel konseptinde yani sayfanın hiçbir yerinde böyle börtlen sarkıtmaları yine kullanmayacağım. Hani artık tekrarını da suyunu çıkarma Tuğçe'cim dediğim için onun yerine börtlenli bant kullanacağım. Yani aslında bir videoda direkt böyle washi tape, hani bu şeyle renkli bantlar var ya, onların tasarımı üstünde böyle 5-6 tane tasarladığımız bir video da yapabiliriz. Güzel olabilir aslında. Keşke onun üreticisini bulsam. Böyle tasarlayıp satmasını, üretip satmasını çok isterdim. Ticaret. Bir saniye sakin ol. Sakin ol girişimci Tuğçe. Yaptığını anlat bir önce değil mi? Başladığın cümleyi bitir. Burada böyle sectionları sanki bütün ayrılmış platformları, ismi de gelmiyor aklıma. Birbirinden ayırmak için sanki onlar post-it kağıdıyla yapıştırılmış gibi bir etki yaratayım dedim. Böyle bir tatlış minnoş dursun istedim. Tatlışlar minnoşlar gene havada uçuşuyordu. Onun için de sanki onlar böyle üste bantla yapıştırılmış gibi yapayım. Bu bantları da sanki börtlen deseni varmış üstünde gibi yapayım dedim. Genel fikir buydu ama öncesinde hiçbir deneme yapmadığım için birazcık şu an boyarken keşfediyorum. Ama yani ne kadar kötü olabilir ki fikriyle çıktım ve genelde her işe böyle başladığım için neyse ki genelde çok kötü olmuyor. Düşündüğümden daha iyi sonuçlanıyor. Yani hepsi böyle bu çizim çok kötü olacak ya çok saçma ama neyse çizeyim falan diye başladığım şeyler böyle en sevdiğim çizimler olarak bittiğini zaten birkaç videoda söylemiştim. Bu ayın teması bir noktada beni çok şaşırtıp çok güzel oldu. Bir noktada da o çiçekte yani kuyu canavarı çiçek var ya taktım ben onu keseceğim orayı. O noktada bir sinirlendirdi beni. Neyse bu bantların taban renklerini atıyorum önce. Onlar kururken de bölmeleri birbirinden ayırıyorum ki bölmelerin altına da böyle birazcık pembe pembe gölge düşeyim dedim. O kağıt olduğu ortaya çıksın birazcık üç boyutlu dursun diye. Sol en üstteki bölümüm target yani amaçladıklarım. Bu aylık böyle kendime minik hedefler koyduğum bölüm. Geçen ay koyduğum hedeflerin hiçbirini yapmadım. Çok ilginç bir aydı gerçekten. Umarım bu ay kendini toparlar. Ay mı geriledi, ben mi geriledim, ne oldu birine yani bu arada bir gezegene falan atmak istiyorum boku ama yani onlarla hiç alakası da olmayabilir. Gerçekten zor bir aydı benim için Mayıs ayı. Bu Haziran'a böyle büyük umutlarla bayağı bir yüklenerekten giriyorum. Çok da beklentiye girmemişimdir umarım ama neyse. Hemen yanında YouTube köşesi ayırdım. Direkt hani fark ettiyseniz YouTube'da çok aktifim. Şaşkınım ama aktifim. Güzel gidiyor. Oraya biraz ara vermeden düzenleyeyim, videoları sıralayayım diye ayırdım. Bir altında must yani yapılması zorunlu olan şeyler var. Randevular, toplantılar, işler, zartlar, zurtlar. Gerçekten hani tat al alma yapılması mutlak olan şeyleri yazacağım. Sağ tarafımda da sol tarafımda habit tracker'ım var. Bunlar gene işte yemek, sağlıklı beslenme kısmı yani yemek her zaman yiyorum da onda bir sorun yok. Bir altında gym, spor yaptığım günler, altında maya, animasyon yaptığım günler, bir altında calm. Yani burada meditasyon yaparım, yoga yaparım, self care yaparım ne olursa. Hemen altında da language var. Çünkü hala Portekizce derslerime devam ediyorum gururla. O kadar devam ediyorken bir alan olsun ki de doldurayım geçen seneki ayımı örteyim diye. O bölümü hala bırakıyorum. Ki ilk başladığımdaki hevesim birazcık kaçtı. Gerçekten annem çok haklıymış. Ben aşırı maymun iştahlı bir insanım. Çılgın çılgın her boş zamanımda Duolingo kullanıyorum. O kadar düşüktüm. Sonra bir hevesim kaçtı falan. Yani devam ediyor kurslarım neticede. Yani bir okul disiplininde olduğu için yani haftada bir kez de olsa düzenli gittiğim için
Yani minik de olsa gelişme gösteriyorum. Bir de iyi oluyor, eğlenceli oluyor. Eğlenceli bir dil çünkü. Neyse, language kısmı hakkında bayağı bir konuştum çaktım bana. Hemen onun sağ üst tarafında thanks, yani böyle thankful duasında da sığdırmayayım, uzun uzun yazmayayım diye. Thanks yazdım. Burada şükrettiğim, Allah'ım ne güzel ya, yaşasın, iyi ki de böyle bir şey olmuş. Hayatımdaki güzellikleri kendime birazcık daha hatırlatacağım. O negatif enerjilerin altında boğulmadan güne başlayabileceğim bir köşe olsun diye böyle bir köşe ayırdım. İsterseniz kendinize notlar olsun, günün öne çıkanları olsun. Siz bunu her şekilde devşirebilirsiniz. Altında da trips, yani gezilecek aslında bu tatil notlarım, gidilecek yerler, tarihler, bütçeler, her şeyi kapsayabilecek böyle bir alan bırakmak istedim. Çünkü hem Haziran, hem Haziran'dan sonra Temmuz bir aksilik olmaz ve Türkiye'ye gelirsem. Biraz gezmekle, yani daha hem gezmek hem seyahat etmek hem bir yerden bir yere gitmek diyeyim. Yani hani Türkiye'ye gelmeyi de gezmek de diyemiyorum tam olarak, daha çok aile ziyareti, ama A noktasına B noktasına gideceğim için Allah'ım bir cümleyi kuramadım ya. Böyle bir alan lazım olur diye düşündüm. Bu arada size en başta söylediğim şey biraz önce ben de yaptım. Bu böğürtlenler çok soluk kaldığı için beyaz kalemle üstüne nokta koydum. Bak böyle ışıl ışıl biraz daha öne çıkıp böyle 3 boyut kazandılar. Mutlaka siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Soluk ve boyutsuz duruyorsa eğer böğürtlenleriniz. Nefessiz bir şekilde 30 dakika konuştuktan sonra bu noktada da videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu bant olayı falan tatlı durdu, güzel oldu bence. Umarım siz de beğenmişsinizdir. İzlerken eğlenmiş, eğlenirken de siz de ajanda yapmışsınızdır diyorum. Ve sizinle çok yakında başka bir ajandada görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.